Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer Ribat FM ailesi. Yine bir sorularla İlmihal programı yine sizlerle beraberiz. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, lütfu hepimizin üzerine olsun. Değerli dinleyicilerimiz, yine her zaman olduğu gibi fıkhi soruları sorularla İlmihal programında değerlendiriyoruz. Bugünkü stüdyo konuğumuz Konya Meram ilçesi baş faizi Mehmet Erşahin hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah hocam, sizleri gördük, daha iyi olduk. Hocam hemen sorularımız var. Sorularımızla başlayalım inşallah. Hac ve umre ile ilgili, tavaf ve şafla ilgili sorularla devam ediyorum. Tavaf esnasında abdesti bozulan kişi ne yapması gerekir hocam? Tavaf esnasında abdestli olmak Hanefi mezhebine göre vaciptir. Diğer mezheplere göre ise farzdır. Evet. Şafii, Maliki ve Hanbelilere göre tavaf esnasında abdestli olmak rükündür ve farzdır. Abdestsiz olarak tavaf yapan kişinin Mekke'den ayrılmamışsa tavafı iade etmesi, yani yeniden yapması gerekmektedir. Memleketine dönmüşse dem gerekir. Bir koyun veya keçi cezası gerekir. Evet. Tavaf esnasında abdesti bozulan kişi tavafı bırakıp abdest alır, kaldığı yerden tavafa devam ederse, dilerse tavafı baştan başlayarak yapabilir, yeniden yapabilir. Bu durumda ceza kalkar. Diğer mezheplere göre abdestsiz yapılan tavaf geçersizdir. Bu şekilde yapılan tavaf mutlaka iade edilmelidir. Şafii, Maliki ve Hanbelilere göre abdestsiz tavaf olmaz. Teşekkür ederim hocam. Umre veya ziyaret tavafı esnasında eli, burnu veya başka bir yeri kanayan bir Hanefi, o esnada Şafii mezhebini taklit edebilir mi hocam? Hanefi mezhebine mensup olan bir kişinin tavaf esnasında bir yerinin kanaması halinde Hanefi mezhebine göre abdesti bozulur. Bu durumda yapması gereken şey tekrar abdest alıp kaldığı yerden veya en baştan başlayıp tavafını tamamlamaktır. Şayet umre veya ziyaret tavafına abdestsiz olarak devam edecek olursa kendisine dem gerekir. Yani bir koyun veya keçi kesme cezası gerekir. Eğer abdest alır, tavafı yeniden yaparsa bu ceza düşer fetvası verilmiştir. Hastalık, yaşlılık veya aşırı izdiham gibi sebeplerle yeniden abdest alma zorluğu olduğu durumlarda Şafii mezhebini bu kişi taklit edebilir, tavafına devam edebilir fetvasını Din İşleri Yüksek Kurulumuz Fetvalar adlı kitabında vermiştir. Peki hocam, bir Şafii tavaf yaparken Hanefi mezhebini taklit edebilir mi? Edebilir. Bayanlara elini değdiği zaman abdest bozuluyor ya. Taklit edebilir. Bu şekilde tavafını tamamlayabilir zaruretten dolayı. Teşekkür ederim hocam. Hocam, umre tavafını abdestsiz yapan ve veya yaparken abdesti bozulup yeniden abdest almadan tavaf edip tavafa devam edip tamamlayan kişinin ne yapması gerekir? Tavafın abdestli olarak yapılması vaciptir demiştik. Umre tavafının tamamını veya bir kısmını, hatta bir şavtını cünüp, abdestsiz, lohusa veya adetli olarak yapmak dem cezasını gerektirir. Bir koyun veya keçi kesme cezasını gerektirir. İhramdan çıkmadan yeniden tavaf yapılması halinde ceza ortadan kalkar fetvasını Mevsili El-İhtiyar adlı eserinde ifade ediyor. Diğer mezheplere göre ise, Şafii, Maliki, Hanbelilere göre ise abdestsiz yapılan tavaf geçersizdir. Bu şekilde yapılan tavaf kesinlikle iade edilmelidir, yani yeniden yapılmalıdır. Hocam, Hacerül Esved'in selamlaması ve öpülmesinin hikmeti nedir? Dini gereği nedir hocam? Hacer-i Esved'i selamlamak ve öpmek sünnettir. Bunun meşruiyeti Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram efendilerimizin uygulamalarıyla sabittir. Fıkıh alimleri bu uygulamalara dayanarak tavaf sırasında Hacer-i Esved'i sünnete uygun şekilde ziyaret etmenin, istilam etmenin, ona el ile dokunup
onu öpmenin sünnet olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. Hazreti Ömer Efendimizin Hacer-i Esved'e hitaben söylediği bir söz nakledilir. Ey taş, sen bir taşsın. Resulullah Efendimizin seni öptüğünü görmeseydim ben de seni öpmezdim buyurmuşlar. Hacer-i Esved'i istilam ederken tekbir getirilmesi de aynı gerekçeyle müstehap sayılmıştır. Bismillahi Allahu Ekber diyerek biz Hacer-i Esved'i selamlarız. Tavaf esnasında Hacer-i Esved'e dokunulması ve onun öpülmesi yönündeki rivayetlerden bu taşın kutsallığı sonucunu çıkararak bu uygulamayı bizzat Hacer-i Esved'e karşı bir saygı ifadesi olarak görmek doğru değildir. Hac ibadetindeki birçok şekil ve merasim gibi bunun da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ve Resul-i Ekrem Efendimizin, sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hatırasını canlandırma, haccı önemsemeyi, Allah'ın bu konudaki emrine boyun eğmeyi vurgulama, kulluk ve itaat gibi ruhi ve deruni halleri zahiri bazı davranışlarla ifade etme gibi sembolik ve taabbudi bir anlam taşıdığı söylenebilir. Biz Hacer-i Esved'i selamladığımızda, Bismillahi Allahu Ekber dediğimizde ona tapmış olmuyoruz. Allah-u Teala Hazretlerine ibadet ediyoruz. O taşın cennetten indirildiği rivayeti var veya Ebu Kubeys Dağı'ndan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bizzat getirip mübarek elleriyle oraya yerleştirdiği, tavafa başlama ve bitiş çizgisi olarak o taşı belirlediği Allah'ın emriyle ifade edilmiştir. Peygamberimiz de bunu aynen uygulamıştır. Tavafa Hacer-i Esved'e selam vererek, Hacer-i Esved'i selamlayarak Bismillahi Allahu Ekber diyerek başlamışlar. Hatta izdiham zamanlarında bizzat öpemediğinde Peygamberimiz uzaktan iki elini kaldırıp Hacer-i Esved'e dönüp selamlamışlar, istilam etmişler. Bismillahi Allahu Ekber dedikten sonra sağ elinin içini böyle öptükleri rivayeti vardır. Çoğunlukla bu şekilde yapılmaktadır. Çünkü izdihamdan çoğu zaman Hacer-i Esved'e yaklaşmak mümkün olmamaktadır. Hazreti Ömer Efendimizin sözünü nakletmiştim. Hazreti Ömer Efendimizin andolsun ki senin zarar veya fayda vermeyen bir taş olduğunu biliyorum. Eğer Resulullah Efendimiz'i seni istilam ediyor görmeseydim ben de seni istilam etmezdim sözü Buhari Hac 57'de rivayet edilmiş sahih bir rivayettir. Dolayısıyla Hacer-i Esved'i Kabe-i Muazzama'ya saygıyla baktığımız gibi bakmamız gerekmektedir. Ama o taşın bizzat biz kendisine ibadet etmiyoruz. Allah-u Teala ve Resulullah Efendimiz Kabe'ye önem verdiğinden, Hacer-i Esved'e önem verdiğinden biz de önem veriyoruz. Tavafa başlama ve bitirme çizgisi olarak orayı kabul ediyoruz. Bu anlamı unutmamamız gerekir. Kureyş suresinde bir ayet-i kerimeyi hatırlatmak isterim. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ buyurur Rabbimiz. Bu beytin Rabbine ibadet etsinler. Yani Kabe'ye biz ibadet etmiyoruz. Kabe'nin Rabbi olan, Allah'ın evinin sahibi olan, Beytullah'ın sahibi olan Allah'a biz ibadet ediyoruz. Bu inceliği hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Hocam, Hacer-i Esved'e dokunmamak hac veya umrenin eksikliğine sebep olur mu? Evet, halk arasında böyle bir düşünce var. Bu yanlış. Hacer-i Esved'i öpmezsen haccın veya umren olmaz gibi bir yaklaşım var. Ben hiç öpemedim mesela. Evet, bu doğru değil. Tavafa başlarken, her şavtın başında ve sahaya başlarken Hacer-i Esved'i istilam etmek, Kabe-i Muazzama'ya dönüp Kabe'ye selam vermek, selamlamak sünnettir. Bu Peygamber Efendimizin bizzat uygulamalarıdır. Tavaf mahalli tenha olursa, Hacer-i Esved'e yaklaşmak mümkün olursa, o zaman öpmek güzel olur, sünnete uygun bir hareket işlenmiş olur. Ama aşırı izdihamdan ve kalabalıktan dolayı öpme imkanı bulunamaması halinde, Müslümanlara eziyet ederek, Müslümanların canlarına, vücutlarına zarar vererek öpmeye kalkmak haramdır. Çünkü orada bir Müslümanın incitilmesi bile büyük günahlardandır. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor.
Pek çok insan 15-20 kişiyi şiddet uygulayarak bir kenara çekip kendisinin zorla Hacer-i Esved'i öptüğünü ifade eder. Bunu da övüne övüne anlatır. Halbuki haram işlediğini söylüyor. İnsanlara eziyet ederek, zulmederek bir sünnet işlenmez. Böyle durumlarda Peygamber Efendimizin ve ashab-ı kiramın da tavsiyesi, hiç kimseye eziyet etmeden, Müslümanlara zarar vermeden tavaf etmektir. Bir kere Hazreti Ömer Efendimizin güçlü kuvvetli bir adama, sen çok güçlü kuvvetli bir adamsın, sen Kabe-i Muazzama'yı içeriden değil biraz geniş açıdan tavaf et şeklinde rivayet edildiği bildirilmektedir. Bu sünnetin yerine getirilmesi mümkün olmadığı takdirde bu sünnet uzaktan eller kaldırılır. Biraz önce de ifade ettim. Bismillahi Allahu Ekber denilir. Bu şekilde selamlama yapılmış olur. Mümkünse sağ elinin içini öpmek de bazı kitaplarımızda yazıyor. Bu da yapılabilir. Hacer-i Esved'e dokunamamak hiçbir şekilde tavafta bir eksikliğe sebep olmaz. İzdiham olması halinde Hacer-i Esved'i öpmek için başkalarına eziyet etmek, kadın erkek karışık halde bulunmak da caiz değildir. Haramdır fetvası verilmiş. Özellikle hanımların bu konuda daha titiz ve özenli davranması gerekiyor. Erkeklerin arasına girip saçları başları açılıp erkeklerin vücutlarına dokunması ihtimali söz konusu olduğu takdirde kadınların oraya yaklaşması asla caiz değildir. Ancak tenha zamanlarda, sakin zamanlarda oradaki görevliler kadınlara bir sıra imkanı verirse, ki bu mümkün olabilmektedir bazı zamanlarda, kadınlar usulüne uygun bir şekilde öperler, Bismillahi Allahu Ekber derler, bu şekilde bu sünneti yerine getirmiş olurlar. Erkekler için de aynı. Keşke bu imkan sağlanabilse, herkes sıraya konabilse, hiç kimse hiç kimseye eziyet etmeden öpebilse Hacer-ül Esved'i en güzeli. Ama bu mümkün olmadığı zamanlarda, aşırı izdiham olduğu takdirde ben öpemedim, haccım umrem olmadı diye üzülmemek gerekir. Uzaktan selamlama yapıldığı takdirde yine öpmüş gibi aynı sevabı kazanmaktayız. Hocam peki Kabe'ye yaklaşırken, Kabe'yi tavaf etme esnasında bayanların bağırarak lebbeyk Allahümme lebbeyk demesi caiz midir? Uygun değil. Yani bunu görüyoruz bazen. Evet. Erkeklerin de uygun değil aslında. Erkekler de diğer ibadet edenlere engel olmamalı. Hiç kimse orada birbirine eziyet etmemeli. İbadetini ağırbaşlı, sakin, güzel bir şekilde yapmaya çalışmalı. Çok fazla bağırıp çağırmak uygun görülmemiştir. Hocam bir de hacda şeytan taşlama ve kurban kesme ile ilgili sorularla devam edelim. Cemaraata hocam abdestsiz olarak taş atmak caiz midir? Yani caizdir. Abdestli şeytanla olma şartı bulunmamaktadır. Cemaraata yani şeytan taşlama yerlerine diyelim, küçük, orta, büyük şeytan diye 3 şeytan mahalli var. Bunlara cemaraat adı verilir. Buralarda şeytan taşlama vazifesini yaparken abdestli bulunma şartı yoktur. Abdestsiz de şeytanlar taşlanabilir. Teşekkür ederim hocam. Mazereti nedeniyle şeytan taşlamayı tamamlamadan Mekke'den ayrılmak zorunda kalan kimsenin ne yapması gerekir hac esnasında? Evet, önemli bir soru. Mazereti nedeniyle şeytan taşlamayı tamamlamadan Mekke'den ayrılmak zorunda kalan kimse kendi yerine vekil tayin eder. Vekalet verir. O kişi vekili kalan taşları atar. Hastalık, yaşlılık, kötürüm olmak, çok zayıf olup izdihamdan zarar görecek durumda olmak, mazereti sebebiyle şeytan taşlamayı tamamlamadan Mekke'den ayrılmak mecburiyetinde olmak ve benzeri durumlar meşru mazeret kabul edilmiştir. Bu tür mazereti olan kimseler taşlarını vekaleten başkalarına attırabilirler. Vekil olanlar önce kendi taşlarını, daha sonra vekil olduğu kimselerin taşlarını atarlar. Yalnız izin verirseniz önemli bir konuya temas ben etmek de bir istiyorum. Ben de soru soracağım hocam. Sorun. Hocam bayanlar adettiyken hacda adet gördü. Taş atma esasına denk geldi. Sakıncası var yok mıdır? Yok. Adetliyken Hazreti Ayşe annemizin örneğini daha önce anlatmıştım. Evet hocam. Arafat'ta vakfe mümkün ama namaz kılamaz tabii ki. Evet, öğleyle ikindiyi kılamaz. Arafat'ta vakfesini yapar, duasını yapar, zikir yapar, Kur'an okur. Dua niyetiyle, dua ayetlerini yani okuyabilir.
Bunun dışında Müzdelife vakfesini yapar ama akşam ve yatsı namazlarını kılamaz. Adet gören hanım. Cemerata gelir. Şeytan taşlama mahalline büyük şeytana ilk gün 7 taş atar. Abdest olma şartının olmadığını ifade ettim. İkinci gün, üçüncü günde küçük, orta, büyük şeytanlara 7'şerden toplam 21'er taş atar. Toplamda 49 taşı 3 gün boyunca attığı takdirde vazifesini yerine getirmiş olur. Ziyaret tavafı için adetinin kesilmesini bekler. Temizlendiğinde gusül abdesti alıp namaz kılabilecek hale geldiğinde ziyaret tavafını da yapar. Ardından hac sayini yapar. Efendim bu şekilde veda tavafını da yaptıktan sonra Mekke'den ayrılabilir. Haccını tamamlamış olur. Önemli bir konuya temas edeceğim demiştim. Evet hocam. Genellikle bazı kardeşlerimiz şu konuyu pek bilmiyorlar. Hacca giden kardeşlerimize önemli hatırlatmak istiyorum. Bazı yaşlılar, hastalar Arafat'tayken vekaletlerini veriyorlar. Bayramın birinci günü büyük şeytana 7 taş atma vazifesini yerine getiremiyorlar. Hastalar otobüsle otele götürülüyor. Müzdelife vakfesi yaptırılıyor, ardından otele götürülüyor. Şeytan taşlama vazifesini vekilleri yerine getiriyor birinci gün. Ama bu hastalar, bu yaşlılar çok istekli oluyorlar. İkinci gün veya üçüncü gün bizzat kendileri de cemerata gidip taş atmak istiyorlar. Evet hocam. Bu durumda bizzat kendileri taş atabilecek durumda olanların vekaletleri geçersizdir. Önceki vekaletleri de sayılmaz diyor fıkıh alimleri. Birinci günün taşını tekrar kendileri, eğer cemerata bizzat gitmişlerse ikinci veya üçüncü gün, birinci günün taşını da atmaları gerekir. Vekaletleri geçersiz olduğu için yeniden birinci günün niyetine büyük şeytana 7 taş atmaları gerekir. Küçük, orta, büyük şeytanları da bizzat taşladıklarında eğer üçüncü gün gitmişlerse, ikinci günde vekaletle taş atıldıysa o da geçersiz olduğundan küçük şeytana 1-7 taş daha atması gerekecek. Efendim orta şeytana 1-7 tane daha taş atması gerekecek. Büyük şeytana 3 günlük taş atması gerekecek. Birinci gün, ikinci gün ve üçüncü günün taşını bizzat atması gerekecek. Bunu hastalar ve yaşlılar için özellikle ifade etmek istiyorum. Bunu pek çok kişi bilmiyor. Buna dikkat edilmesi gerekir. Fetva heyeti de bu şekilde fetva vermiştir haçta. İlmihallerimizde de bu şekilde yazmaktadır. Yani şeytan taşlamayı bizzat yapabilecek durumda olan kişinin vekalet vermesi caiz değil. Verdiyse geçersiz. Bizzat kendisi ikinci veya üçüncü gün. Hatta kitaplarımızda diyor ki dördüncü gün bizzat kendisi gitti. Akşam ezanından önce cemerata gitti. Birinci, ikinci ve üçüncü günün taşını tamamen kendisi tekrar atabilir. Bu kaza da sayılmaz çoğunluğa göre. Eda sayılır, vaktinde atmış sayılır. Ve dolayısıyla önceki vekaletleri geçersizdir. Fetvası da vardır. Ama diyelim ki hasta çok ağır durumda. Otelden çıkamıyor. Sadece Kabe'ye gidip gelebiliyor. Efendim cemerata hiç gitme imkanı yok. O zaman vekalet vermiş. Kendisi bizzat hiç gidememiş. Onun vekaletleri elbette geçerlidir. Teşekkür ederim hocam. Hocam Cemre-i Akabe. Evet. Akabe Cemresi bayramın ilk günü gece yarısından önce taşlanabilir mi? Taşlanamazsa taşlayan kimsenin ne yapması gerekir? Cemre-i Akabe. Akabe Cemresi yani büyük şeytan diye ifade ettiğimiz Şeytan Mahalli bayramın ilk günü gece yarısından önce taşlanamaz. Evet. Bu taşların atılma zamanı Hanefi mezhebine göre bayramın birinci günü Fecr-i Sadık'ın doğuşuyla başlar. Fecr-i Sadık'tan itibaren başlar. İkinci gün Fecr-i Sadık'a kadar devam eder. Taşlar bu zaman diliminde atılmazsa İmam-ı Azam Efendimiz'e göre, sadece onun görüşüne göre dem yani küçük baş hayvan, koyun veya keçi kesmesi gerekir. İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre vaktinde atılamayan taşlar bayram sonuna kadar, biraz önce de ifade ettiğim gibi bayramın dördüncü günü akşam ezanına kadar kaza olarak atılabilir. Bundan dolayı da ceza gerekmez. Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre ise Akabe Cemresine taş atma, Arafe gününü bayramın birinci gününe bağlayan gece yarısından itibaren başlar. Aynı gün güneşin batışına kadar devam eder.
Bu zaman diliminde atılması gereken taşlar bayramın dördüncü günü güneş batıncaya kadar atılırsa geçerli olur. Herhangi bir ceza da gerekmez. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımızın uygulaması bu Şafii ve Hanbeli mezhebi uygulamasıdır. Mezhebin fetvalarına göre amel edilmektedir. Zaruretten ve ihtiyaçtan dolayı izdihama kalmamak için sabah namazından sonra şeytan taşlama şu anda Türkiye hacılarına yasaklandığından dolayı gece yarısından itibaren Şafii ve Hanbeli mezhebine uygun olarak yani gece yarısından itibaren taşlama başlamaktadır. Kafileler, kafile başkanlarının, grup hocalarının nezaretinde hacılarımız gece yarısından itibaren Mina'dan hareket etmekte. Arafat'a çıktıktan sonra gece ertesi güne geçtiği için tabii İslam'da. Tabii Arafat vakfesi bitiyor. Akşam evet, ezanından sonra hepimiz Müzdelife'ye hareket ediyoruz. Evet, Müzdelife'de vakfemizi yapıyoruz. Akşam ile yatsı namazlarını kılıyoruz. Ardından bize izin verildiği andan itibaren hareket ediyoruz. Tünellerden geçiyoruz. Güvenli bir şekilde şeytan taşlama mahalline gece yarısından sonra ulaşıyoruz. 11.30-12'den sonra genellikle bu gece yarısı başlamış oluyor. 12'den sonra taş atma başlıyor. Büyük şeytana 7 taş atılıyor. Gece 1'de, 2'de, 3'te genelde taş atma işlemleri bitiyor. Sabah namazına kadar devam ediyor. Kafileler güvenli bir şekilde otellerine dönebiliyorlar. Şu an uygulama bu şekildedir. Bundan dolayı da haccımız sahihtir. Hiç kimsenin aklına bir şüphe gelmesin. Çünkü bizzat bu uygulamayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaptırmışlardır. Eşleri sabah izdihama kalmasınlar diye gece yarısından itibaren eşlerini ve bir grup Müslümanı Peygamberimiz geceleyin cemerata göndermiş. Şeytan taşlama görevlerini yaptırmış ve Mina'da bayram sabahı Peygamberimiz şeytanı taşladıktan sonra buluşmuşlardır. Dolayısıyla Şafii ve Hanbeli mezhebi de Peygamberimizin bu uygulamasına dayanmaktadır. Sünnetten kuvvetli, sahih bir delili bulunmaktadır. Hocam şimdi kısa bir aramız olacak. Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra bu güzel programa kaldığımız yerden devam edeceğiz.